Sevgili dostlar, geldik coğrafi konumda Türkiye'nin coğrafi konumuna. Yani Türkiye'nin matematik ve özel konumuna. İlk önce Türkiye'nin matematik konumundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar daha önce de bahsetmiştik. Matematik konum enlem ve boylamla gösterdiğimiz konumdur. Yani herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre uzaklığı bize matematik konumu vermektedir. Bakın arkadaşlar, Türkiye ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer almaktadır. Şimdi Türkiye'nin uç noktalarına baktığımızda arkadaşlar, Türkiye'nin en doğusunda Dilucu yer almaktadır. 44 derece 48 dakikada, tam şurası arkadaşlar. Türkiye'nin en batısında Gökçeada'da Avlaka Burnu yer alır, 25 derece 40 dakika. Türkiye'nin en kuzeyinde Sinop İnceburun yer alır arkadaşlar, tam şurada 42 derece 06 dakika. En güneyinde ise Hatay'ın Toprak Tutan Köyü bulunur ki 35 derece 51 dakikada bulunmaktadır. Şimdi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları nelerdir? Bir kere Türkiye 36 derece kuzey ile 42 derece kuzey paralelleri, 26 derece doğu ile 45 derece doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin bulunduğu alanda ardışık iki meridyen arasındaki mesafe yaklaşık 85-86 kilometredir. En kuzey ile en güney arasında yaklaşık 6 paralel fark vardır. Yani bu da yaklaşık 666 kilometre demektir. En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen fark var. Yani 76 dakikalık zaman farkı bulunmaktadır. Şimdi Türkiye orta kuşağın daha sıcak olan güney yarısı içerisinde yer almaktadır. Bu orta kuşakta bu konumda bulunduğu için 4 mevsim yaşanır. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış orta enlemlerde yaşanmaktadır. Yatay düzleme düşen bir çubuğun gölge boyu asla sıfır olmaz. Cisimlerin gölge boyu arkadaşlar hiçbir zaman sıfır olmaz ve güneş ışınları hiçbir zaman 90 dereceyle gelmez. Orta kuşakta yer aldığı için bakın, şurada dinamik yüksek basınçlar var. Burada dinamik alçak basınçlar var. Bu ikisinin arasında da batı rüzgarları eser. Batı rüzgarların etkisinde kalır ve kış mevsiminde cephe yağışları alır. Şöyle düşünün, şurada soğuk hava kütleleri var. Burada sıcak hava kütleleri var. Sıcak havayla soğuk havanın karşılaştığı, çünkü güneyinden tropikal, kuzeyinden polar hava kütleleri geliyor. İkisinin karşılaşma alanı içerisinde bulunduğu için cephe yağışları görülmektedir. Yine Türkiye kuzey yarımkürenin orta kuşağında yer aldığı için kuzeyinden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Yani Karayel, Yıldız, Poyraz sıcaklığı düşürürken Lodos, Kıble, Keşişleme sıcaklığı düşürür. Bakın, kayıp, sakal olarak bunu arkadaşlar kodlamak, Keşişleme ya da Samyeli, Kıble, Lodos. Kayıp, sakal olarak kodlamak mümkündür. Sıcaklık ortalamaları 20 derecenin üzerine çıkmaz. Türkiye'de sıcaklıklar arkadaşlar genellikle 3 derece ile 20 derece arasındadır. En sıcak yer şurada Hatay'da 4 yolda görülür. Bakın tam şu bölgede 20.1 derecedir. Yani pek 20'nin üzerine çıkmıyor ama. Güneyinden kuzeyine doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı azalır. Bakın 21 Haziran'da Hatay 77 derece, Sinop 71 derece ile güneş ışınlarını almakta. Tabii güneş ışınlarının geliş açısının bu daralması güneyinden kuzeyine sıcaklık değerlerinin de düşmesine neden olmaktadır. Türkiye'de cisimlerin gölgesi öğlen vakti daima kuzeye düşer. Çünkü güneşi daima güneyden almaktadır. Güneyinden kuzeyine doğru gittikçe gece ile gündüz arasındaki fark artmaktadır. Ve dağların güneye bakan yamaçları güneş ışınlarını daha dik açıyla aldığı için bakının etkisiyle kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır. Türkiye'nin göreceli konumuna, yani özel konumuna geldiğimizde, şimdi özel konum dünya üzerindeki herhangi bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, önemli maden yataklarına, boğazlarına, ulaşım hatlarına göre konumu, yükseltisi ve yer şekillerini içine almaktadır. Ve baktığımızda Türkiye, Avrupa, Afrika ve Asya'nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunmaktadır. Şimdi Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarına bakalım. Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika'nın arasında bir köprü durumundadır. Bu durum ne yapmıştır? İpek yolu, baharat yolu, kral yolu gibi önemli ticaret yolları. Bakın şu yeşille gösterdiğimiz baharat yolu, kırmızıyla gösterdiğimiz ipek yolu. Aynı zamanda Manisa Sark'tan başlayıp İran'da Persepolis'e gelen kral yolu gibi önemli ticaret yolları tarih boyunca Türkiye'den geçmiştir. Yine Türkiye'de çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için bunlardan kalma tarihi eserler bakımından zengindir. Yine tarih boyunca önemli göçlerin, akınların güzergahı üzerinde bulunmuştur. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili iki yarımadadan oluşmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, batısında Ege, güneyinde Akdeniz bulunmaktadır. Bir kere bu durum iklim çeşitliliğini etkiler. Türkiye iklim çeşitliliği açısından zengin bir alandır.
Yer şekilleri engebeli olduğu için aynı zamanda kısa mesafede iklim değişimleri fazladır. İşte bu iklim çeşitliliği tarım ürün çeşitliliğini arttırmıştır. Türkiye'de birkaç tropikal ürün haricinde aklımıza gelecek her türlü ürünü yetiştirmek mümkündür. Çevresindeki denizlerde balıkçılık faaliyetleri yapar, özellikle Karadeniz'den. Ege ve Akdeniz'de turizmden faydalanmakta. Yine bu durum ülke ulaşımını ve ülke savunmasını etkiler. Ülke savunması için güçlü bir donanma bulundurmak gerekmekte. İki boğaza sahiptir ve bu iki boğaz hem bir gelir kaynağı, çünkü buradan geçen gemiler belli bir ücret ödüyor, hem de arkadaşlar siyasi bir güç olarak kullanılmaktadır. Türkiye Avrupa'dan 2, Bulgaristan ve Yunanistan, Asya'dan ise 6 ülkeyle, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak ve Suriye ile sınır komşusudur. Dünya petrollerinin yaklaşık %60'ını çıkartıldığı Orta Doğu ülkelerine komşudur. Bu da petrol ve doğalgaz bakımından hem ürünleri daha ucuza alabilir, hem de arkadaşlar bu ürünleri boru hatlarıyla kendi üzerinden geçirerek buradan gelir elde etmektedir. Maden çeşitliliği bakımından zengindir. Komşu ülkelere göre su bakımından zengin bir ülkedir. Türkiye, doğu-batı doğrultusunda uzanan Alp-Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer almaktadır. Bundan dolayı çok yüksek ve engebeli bir ülkedir. Bakın, Mersin'in kuzeyinde arkadaşlar Akpazarı mevkiindeyiz. Şu an benim bulunduğum yer yaklaşık arkadaşlar 1800-1900 metrelerde. Karşımdaki dağlar 2500 metrenin üzerinde. Ve alttaki derinlik, vadinin derinliğiyle şu karşıdaki yamaca baktığımda 1500 metreden daha fazla bir yükselti farkı bulunmakta. İç kısımlara deniz etkisi fazla sokulmaz. Bakın şu an Artvin Şavşat'tayım. Şurada Karadeniz var. Bakın gelen nemli hava kütleleri nasıl yükseliyor ve içerisinde bulut oluşuyor. Dolayısıyla nemli hava kütleleri dağların denize bakan yamacına bol miktarda yağış bırakırken iç kesimlerde maalesef yağış sokamamakta. Tarım alanlarının yüz ölçümü, yani tarım alanlarına baktığımızda yer şekilleri engebeli olduğu için yüz ölçümüne göre biraz dardır. Yer şekilleri engebeli olduğu için ulaşım yolları daha yüksek maliyetle yapılmaktadır. Doğu batı yönünde ulaşım kolaylıkla sağlanırken kuzey güney yönünde bakın Sertoğlu geçidinde olduğu gibi bazı geçitler üzerinden geçerek ulaşımı sağlayabilmekteyiz. Türkiye ortalama 1132 metre yükseltiye sahiptir ve batısından doğusuna doğru gittikçe yükselti artmaktadır. Buna bağlı olarak batıdan doğuya doğru gittikçe sıcaklık değerleri düşer ve karasallık şiddetlenir. Yine Türkiye engebeli bir ülke olduğu için gerçek alanla izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır. Bakın gerçek alanımız 814 bin km², izdüşüm alanımız 780 bin km². Yani aradaki 34 bin km² eğim ve engebeye gitmiştir. Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili sorulara baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer aldığına kanıt olmaz? 21 Aralık'ta kış mevsiminin başlaması. Evet arkadaşlar, kuzey yarımkürede 21 Aralık'ta kış mevsimi başlar. Cisimlerin gölgesi hiçbir zaman güneye düşmez. Evet, yengeç dönencesinin kuzeyindeki bir noktada kuzey yarımkürede güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak gölge yönü güneye düşemez. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığını yükseltmesi, evet bu da kuzey yarımkürede olduğunu gösterir. Ilıman iklime sahip olması. Bakın arkadaşlar, güney yarımkürenin orta kuşağında da ılıman iklimler görülür. Bu kuzey yarımkürede olduğumuzu göstermez. 21 Aralık'ta kuzeye doğru gidildikçe gündüz uzunluğunun azalması. Evet, 21 Aralık'ta ekvatordan kuzey kutup noktasına doğru gündüz uzunluğu kısalmaktadır. Yani aradığınız cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki haritada konumları gösterilen kentlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her iki kentte de güneş ışınlarının bir açıyla almaz. Evet arkadaşlar, hem Antalya hem Trabzon yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunduğu için güneş ışınlarının bir açıyla almazlar. Gece ile gündüz süreleri arasındaki fark Antalya'da daha fazladır. Hayır arkadaşlar, Trabzon'da daha fazladır. Çünkü Türkiye'nin güneyinden kuzeyine gittikçe gece ile gündüz arasındaki fark artar. Dolayısıyla B'yi söyleyemeyiz elimizde. Trabzon kuzey kutup noktasına daha yakındır. Evet arkadaşlar, bak 42'ye yakın. Evet, kuzey kutup noktasına daha yakın. Bu da doğru. Trabzon'da yerel saat Antalya'dan ileridir. Bakın Trabzon daha doğdu. Evet, yerel saat daha ileridir. Antalya'da sıcaklık Trabzon'dan daha yüksektir. Türkiye'nin güneyinde yer alıyor arkadaşlar. Enlem etkisiyle daha sıcak olur. Bu da doğru. Yani aradığımız cevap B seçeneğidir. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki coğrafi konum özelliklerinden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir? Dağların güneye bakan yamaçları daha sıcaktır. Arkadaşlar, bu Türkiye'nin matematik konumuyla, kuzey yarımkürede yengeç derecesinin kuzeyinde bulunması ile ilgilidir. Eski dünya karalarının merkezinde yer alır. Arkadaşlar, bu Türkiye'nin özel konumuyla ilgilidir. Ankara'da buğday Erzurum'dan daha erken hasat edilir. Bu yükseklikle ilgilidir.
Yani Ankara'nın yüksekliği daha düşük. Onunla ilgilidir. Farklı iklim özellikleri görülür. Yer şekillerinin engebeli olmasıyla ilgilidir. Kuzey-güney doğrultusunda ulaşım bazı geçitlerle sağlanır. Arkadaşlar bu da yer şekilleri olduğu için özel konumla ilgilidir. Evet sevgili dostlar, böylece coğrafi konum ünitesini bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde harita bilgisine başlayacağız.